Merhabalar. Ya aslında ben ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Ben normalde böyle bir röportaj geçmişi olan bir insan değilim ya da böyle sürekli olarak birileriyle görüşen, soru soran bir insan değilim. Benim için bir Hı tık hı. heyecanlı bir şey esasen. E, Bunu video olarak izleyecek arkadaşları da hemen küçük bir girizgah yapmak istiyorum. Bugün çok sevgili Cevdet Mehmet Kösemen'leyim. Yani namı diğer CM Kozman. Herkese merhabalar. Çok teşekkürler bu fırsat için bir kere daha. Ne demek? Güzel bir gün. Evet, ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şöyle oldu hikaye esasen. Biz bir canlı yayında bir gece böyle yaklaşık olarak bir 1000 kişi falan YouTube'da enteresan videolar izliyorduk ve birdenbire chatte birisi abi All Tomorrow's bakalım mı dedi. Ben de dedim ki Old Tomorrow's nedir? Abi mutlaka aç, görmen lazım, harika falan bilmem ne derken böyle biz kriptit ve de UFO'larla ilgili videoları çok izliyoruz kanalda. Abi tam kanalı işte, tam kanalı valla. Evet. Kendim de çok böyle özellikle UFO nut denilen tipler olur ya, öyle birisi olduğum için bu konuda çok yani güzel. All Tomorrow's'a bayıldık. Yani ben inanamadım. Bunun 2006 yılında bir Türk tarafından yapılıp internete salındığı ve daha sonradan patlamasına inanamadım. Çok acayipti. Ben aslında biraz da araştırdım. Bir süredir okuyorum sizinle ilgili bir şeyler. Bir dönem All Tomorrow's'un popülaritesi yüzünden böyle bir dissolve etme durumu olmuş galiba. Ama ben bugün popülaritesi... Onunla ilgili bugün sorular soracağım biraz yani. Tabii hepsini alırım. Valla çok teşekkürler öncelikle size, izleyicilerinize, arkadaşlarınıza ve bu kanalı daha sonradan dinleyecek olan herkese çok teşekkür ederim. Ben Cevdet Mehmet Kösemen, bilim kurgu ressamı, yazarı ve bir sürü başka işle de uğraşıyoruz bu hayatta. Bilim kurguyla ve ilginç olaylarla sizin gibi ilgilenen biriyim. Yaşım bir tık daha fazla ve 2006 yılında bu All Tomorrows'u yaptım. Ne hikmetse 2021 yılında aslında neden olduğu çok belli. Yani o Old Shift X kanalının videosu ve o dönemin Covid kuşağı olması ve yeni seyircilerimizin de bilinçlenip erişkin yaşa gelmesiyle bu bir fenomen oldu. Çok şaşırttı beni. Aslında ilk başta ben disown ediyordum. Yani böyle yaptık böyle bir şey de işte böyle işte et gibi insanlar, şunlar bunlar, yani insan hep yaptığı işin kusurlarını görür ya. Bu şekilde düşünerek biraz böyle aman be falan diyordum ama tabii böyle milyonlarca kişi falan izleyince bunu uluslararası platformlarda böyle her saat fan mail alıyordum bir ara. Öyle bir şey olunca tamam dedim, baştan toparlamaya başladım ve bu yolculuk devam ediyor. Sorularınızı alalım abi. Direkt ben söyleyeyim. Yoksa ben sabaha kadar car konuşurum burada. Ya hiç önemli değil. Ben çok yapmak istedim bunu. Ben dediğim gibi böyle bir röportaj yapma gibi bir içeriğim de yok benim. Böyle bir şey de yapmam ama ben çok hem tanışmak istedim sizinle hem de yani ben çok uzun zaman kendim de fantastik bir dünya yarattığım için o da epey seviliyor benim takipçilerim tarafından. Çok uzun süredir bir podcast yapıyorum ben. Aslında D&D oyunu üzerinden bir podcast yapıyorum. Solitaria diye bir evrenim var benim de. Bana sürekli şey diyorlar. Abi yeni bölümler ne zaman gelecek? Yeni bölümler ne zaman gelecek? Ben de sürekli bir süredir hiç ilham alamadığımı, çünkü yani hem ülkenin durumu hem de genel olarak böyle bir yaratıcılığımla ilgili blok yaşıyorum falan. Ve en son All Tomorrows'u izledikten sonra o gece yaşadığım o ezoterik, o gizemli, o aman tanrım ya, öyle bir ilham aldım ki All Tomorrows'dan yani konuşmak istedim sizinle açıkçası. Biraz oradan patladı konu. Ve evet, kesinlikle ben sevgili CM Kozman'la konuşmalıyım. Çok mersi. Ben de biraz heyecanlıyım o yüzden. Ne kadar isterseniz yani devamını da yaparız. Bu sizin için yeni bir içerik türüyse benim biraz daha aşina olduğum bir şey. Bir de bende Allah vergisi. Ben car ü demeden, lafı gevelemeden saatlerce konuşabilirim. Hikaye dolu, anlatırım. O yüzden istediğiniz kadar, yani belki burada alacağımız bu önümüzdeki seans boyunca alacağımız fan sorularıyla bir tur daha gideriz. Çok da güzel olur. Ben başlamadan önce sadece sizin daha çok takipçiniz var benden. Bir şöyle bir patreon.com/cmkozemen bir sakal atabilirlerse çok teşekkür ederim. Tabii. cmkozemen.com web sitesi üzerinde internete yaptığım her şeyi topluyorum. Sosyal medya linklerim belki bu programda da paylaşırız. Yani gelip görür, beğenir ve desteklerse herkes ben de daha mutlu olurum. Bu içtiğim kahvelerin bir kısmını bu cep harçlığıyla karşılayabilirim. Ben mutlaka şeye de koyacağım. Videonun açıklamasına ve yorumlara da koyacağım. Mutlaka paylaşıyor olacağım. Öncelikle ben ilk sorudan başlamak istiyorum. Çok da fazla şey yapmadan. Benim aralarında izleyicilerden gelen sorular da var. Benim kişisel merak ettiğim sorular da var. Bu benim kişisel merak ettiğim bir soru. Yani ilk etapta 2006 yılından bahsediyoruz. Ben de 89'luyum. 84'lüsünüz sanırım siz de. Evet. 2006 yılında bunu PDF olarak böyle bir şey yapıp internete koyduğunuz zaman şey düşünüyor muydunuz? Yani bu bir yere gider gelecekte gibi bir şey var. Nasıl bir hikayeydi bu? Şimdi böyle bizim bir güzel bir atasözü var. İyilik yap denize at diye. Evet. Ben aynı bu şekilde düşündüm. Yani bu kitaba ilk yazmaya, çizmeye başladığımda önceleri şeydi, bir eskiz defterimde benim işte böyle şekilli ama daha tam entegre edilmemiş eskiz defterlerim vardı, işte ilginç yaratıklar. Ama hani bunların içinde bulunduğu şey bir evren yoktu. Sonra işte tam o dönemlerde iki kitap beni çok etkiledi. Biri Edward Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, yani Roma İmparatorluğu'nun çöküşü ve bunu hani Türk okur arkadaşlarımız da iyi bir çevirisinden okurlarsa ama esas İngilizcesini okuyunca gerçekten böyle hani şey diyorsun, hani Roma'yı geç yani. O konuda %100 ilgilenmesen bile diyorsun ki yani kardeş, bu bizim hikaye anlatım dediğimiz şeyse bu ne o zaman? Ne oluyor kardeş diyorsun. O çok etkiledi. Bir de Olaf Stapledon diye, hatta bunun kitapları Türkçe'ye de çevrildi eskiden. Olaf yani Ordu, Lüleburgaz, Adana, Fatsa, Stapledon. Onun yazdığı iki tane çok büyük, yani dev gibi eser var. Bunlardan biri Star Maker. Bu böyle galaksilerde yaşamın evrimi, galaksinin kendisinin bilinç kazanması gibi. Yine benzer expository bir şekilde, yani hani bir hikaye yok ama sadece bir tarihçi gibi olanı anlatıyor. Bir de Last and First Man, yani son ve ilk insanlar, gelecekte insanlığın evrimi. Orada da böyle 14 farklı insan türünün işte yükselişi, çöküşü, ilginç bir kitap ikisi de. Bunlar beni çok etkiledi ve böyle kavramlar, konseptler çizmeye başladım eskiz defterime. Sonra yavaş yavaş bunlar biriktikçe tamam ya bunun çevresine de bir döşeme, bir hikaye yapalım. Yani gayet aslında yarı doğaçlama şeklinde ortaya çıktı. Bir de tam ben o sırada tabii üniversitenin son yılları, daha çok vakit var elimde hani günümüze kıyasla. Görsel sanatlar dönemi bu. Görsel sanatlar okurken mi? Evet. Sabancı Üniversitesi'nde görsel sanatlar okuyordum. Yani zaten hani laf meclisten dışarı rahat bir okul ve bir bölüm. Rahat bir bölüm. O yüzden mesela haftada 2 günüm boştu. Pazartesi ve cuma. İşte 4 gün hafta sonu. İster gez, ister takıl, ister şey. Ya, verimli kullandım. Sonra da bu kitap bitince hani ben biliyorum bu işte dediğimiz örnekleri, Olaf Stapledon'un eserleri falan. Yani belki yayın evlerine gönderirim falan diye düşündüm. Ondan sonra 1-2 yere gönderdim. Hepsinden red yedi. Ondan sonra da tamam dedim ya işte internete koyayım bunu, ne olacak işte, namım yürür. Yani pek öyle düşünmedim. Ama genelde hani sanatta da ve hatta bütün hayatta da benim felsefem biraz böyledir. Yani bir ambition, bir amaç doğrultusunda çalışmam. Bu işte Christopher Nolan'ın çektiği tek iyi Batman filminde Heath Ledger'ın bir lafı var. O Joker'ı oynuyor. I just do things diyor yani. Sadece yapıyorum, çakıyorum, bırakıyorum bu şekilde. Ha tabii bu ilgi göstermesi tabii ki hoşuma gidiyor. Yani ilgiden kaçan biri değilim. Ama hani sanat biraz insanın böyle ruhundan gelip dünyaya çiçek gibi açılan saçılan bir şey olmalıdır diye düşünüyorum. Çok yani beklenti ve amaç doğrultusunda yapılınca bu işin gidebileceği yönün en işte kısır örnekleri arasında bu mesela yeni Star Wars Disney filmlerini görebiliyoruz. Yani içinden geldikçe tuzlu oluyor, güzel tuzlu oluyor, tatlı tuzlu oluyor. Böyle düşünüyorum. Kitap evlerinden neden reddedildi peki sizce? Bir şey dediler mi? Bir cevap verdiler mi? Yani işte yurt dışında İngilizce. Ya benim bir de tek avantajım şuydu. Benim İngilizcem fena değildir. Bir de küçüklükten beri hani orijinal dilinde okumaya çalışırım. Çoğu şeyi. Bu şekilde ilerledim. Neye gönderdik? İşte Del Rey'e gönderdim. Titan Books yani bütün böyle klasik bilim kurgu yayıncılarına gönderdim. İşte bize göre değil dediler. Çünkü şey yok yani şimdi o uluslararası science fiction marketi de ayrı bir pazar. İşte şimdi günümüzde mesela Adrian Tchaikovsky gibi yazarlar var. İşte böyle Children of Time falan diye seriler var. Evet. O yani böyle 900 sayfalık kitaplar çıkıyor da aldım. Yani abiye de ayıp olmasın ama bir tanesini okuyorsun yani 100 sayfada anlatılacak bir şey yayılmış. Şimdi uluslararası bilim kurgu publisher literatüründe de yani eğer işte Jack Vance ya da Arthur Clarke ya da Asimov ya da böyle ismi geçen işte Stephen Baxter, David Brin falan gibi bir takım seçkin yazarlardan değilseniz o dünyada da biraz hani kimsenin beğendiği şeylere lafım yok da şahsen biraz steril buluyorum. Çünkü tabii. Yani şey buyer's market yani satın alan pazarı belirliyor. Satın alan kim? Yayın evi. Onlar yüz binlerce kopya basılıyor, diziliyor. Öyle bir şekilde. Ya o konuda da hani çok şikayetçi değilim. İşte bize göre değil dediler. Bir tanesi şey dedi. Çok imaj yüklü bir kitap ve bu imajları renkli basmak maliyetli olur, ilgilenmiyoruz. Yani böyle dediler işte onlar da kendi işinin derdinde. Çok da alınmadım açıkçası. Büyük ihtimalle şimdi şey yapıyorlardır. Yani çok kötü bir karar verdiklerini düşünenler vardır kesin o dönemde. Tekrardan Old Tomorrow'la karşılaşınca. Bence bedava olması da iyi oldu ama. Yani bu kuşağın ruhuna yakışır bir şey oldu ama şimdi yeniden yazıyorum. Yeniden bütün çiziyorum. Ve o kitap yani bedava olmayacak ama bunu inşallah güzel bir yöntemle yapacağız. Hem adil bir fiyat hem de arada yayıncı falan da olmayacak. Print on demand şekliyle. Hayaller büyük. Ya evet ben açıkçası yani Türkiye'de hiç denemediniz değil mi zaten? Hiç böyle Türkiye'de bir yayın evi falan hiç şey yapmadınız değil mi? Ya şimdi ben bu kitabı yazdığım sıralar Türkiye'de aslında ilginç bir bilim kurgu dünyası vardı. Mesela bu 2000 yılında çıkan Türk bilim kurgu 2006'da, öyküleri. Evet 2006'da çünkü bence şu andan daha fazla şansınız vardı gibi geliyor bana. Vardı yani işte mesela hani çok yakın tanımasam da dirsek temasında olduğum yazarlar vardı. İşte Orkun Uçarlar, onların bir İksas York Ölümsüz Öyküler Kulübü vardı. Ama ben hani yani kimseyi hor görmeden ben hep İngilizce yazayım, dünya çapında okunan bir şey olsun diye düşündüm. Ya o konuda da işte bu eğitim açısından şanslı olduğumuz için şey yaptım. Yani Türkiye'deki camiayla daha entegre olsam belki daha yani Türkiye'de daha çok tanınırdım, daha hızlı olabilirdi yükselişi. Ama yani Türkiye'de ne yazık ki şimdi Türkiye'de böyle açık gerilim hattı gibi bir şey vardır. Güç, siyaset. Da yani hiç kimse endişelenmesin. Bizim dedemizin Kur'an'da da böyleydi. Gelecekte de böyle olacak. Türkiye'de herhangi bir üretim yapıyorsanız siyasete dolanıyorsunuz. İster istemez. Yani mesela o İksas York kliklerle ya da belli kliklerle iyi olmanız gerekiyor değil mi? Sanat açısından da böyle yani. Hani en azından bir Kadıköy klikleriyle iyi olmanız gerekiyor. Ay, tabii, Bilgi Üniversitesi falan. Çok evet. Bakın ben sizi hiç tanımıyordum ama ben çok anladım. Yani siz de ben de kendimi öyle sayıyorum. Ben de güzel sanatlar okudum. 3. yılda bıraktım, dayanamadım. O outsider'lık sizde de var değil mi? Var ve hani inside'a bir bakıyorsun. Evet. Çok abi kötü. Mesela bunlar Bunlar grup halinde olmadan özgüvenleri düşen adamlar. Böyle birbirleriyle gezdiklerinde birbirlerinin HP'sini boost ediyorlar, öyle dolanıyorlar. Başka türlü dolanamıyorlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve bu ben size akademik söyleyeyim. Akademik ilişkiler de öyle. Akademik ilişkiler de öyle. Of ya, hiç başlatmayın. Şimdi ben de başıma bela almayayım. Ama yani şöyle ne diyeyim şöyle, Tuna Nehri'nin doğusunda bütün ülkelerde bu rezalet var. Yani hatta şöyle söyleyeyim. İngiltere, Amerika'nın bir kısmı, Avustralya, Kanada ve Japonya ve Güney Amerika'daki bazı böyle yıldız gibi çok işte yerler dışında bence dünyada böyle. Evet. Yani klikleşme kötü bir şey. Ama Türkiye'de ne yazık ki maksimum overdrive modunda. O yüzden hani kendine bir evren yaratmak, kendine bir şey oluşturmak isteyen biri varsa şöyle bir tavsiye vereceğim. Türkiye'deki çoğunluk ne diyorsa tam tersini yapın, banko. Hatta bu insanları kızdırın. Yani düşman edinmeyin de kızdırın. Onlar size sırtını dönecektir. Çünkü korkuyorlar. O tam tersini yapın arkadaşlar. İçinizde kalın. Bizim abilerden birinin deyişiyle, Güven Erkin Erkal abi, sert kalın, taviz vermeyin. Çok doğru. 2006 yılında All Tomorrow's'u internette salıyorsunuz ve ondan sonra böyle adeta bir Bitcoin alır gibi ve unutuyorsunuz. Yani unutuyorsunuz derken yani birdenbire 2000 pandemide patlıyor değil mi All Tomorrow's? Yanlış değilim. Evet. 2021 yılında o yaz. Evet. Vallahi biz de ilk Covid aşısına olmuş yataklarda kıvranıyorduk. Bir anda böyle mailler yağmaya başladı. Ne oluyor, ne oluyor? Bunun da temelinde şey var. Bu Avustralyalı Old Shift X arkadaşımız. Evet. Şimdi böyle bir video kanalı, bana bir mail geldi. Sizin Old Tomorrow'su okuyabilir miyim kanalımda? Tabii dedim. Ha, bu arada bu benim bir kaidemdir. Yani hani biri bir şey derse kim olsa olsun hep pozitif yanıt veririm. Yani böyle hani böyle aşırı işte Richard Spencer falan gibi tipler olmadığı sürece tamam derim. Sonra baktım adamın milyonlarca abonesi varmış meğersem. Tabii o audiobook'u yapınca bir de resimlerin de çok büyük etkisi oldu. Bayağı popüler oldu, patladı. İşte yani bu Old Tomorrow'da işte dünyalar yok oluyor, türler tükeniyor falan. Bir Covid'de de bence o böyle bir tükeniş krizi hissi vardı insanlarda. Sonra dönüp bakınca bu tabii yani sonra dönüp bakınca onun biraz yapay olduğunu düşünsem de neyse işte anladınız. Ve böyle katlana geldi. Bir de bence yani genç kuşak bunlara hep daha açık. Çünkü arada şöyle bir fenomen de var. Yani bence yani biraz edebiyatçı şapkamızı takalım. Lore denilen şey yani bir hikayenin geçtiği dünyanın tanıtımı. Lore is a fiction all of its own. Yani lore da kendi başına bir hikayedir. Ve çoğu şeyde ben mesela kendi gençliğimden biliyorum, işte bu böyle HTML bazı sayfalar vardı. İşte Star Wars evrenindeki bütün türlerin listesi var. Ama hani hikaye falan hani o oradaymış, bu buradaymış çok ömründe değil. Ama böyle bir evren var, türler var. Bunları okumak, hikayeyi okumak kadar zevkli. Hatta belki genç kuşak için belki biraz daha zevkli. Wiki çünkü okumak falan. Aynen abi. Gece 3'e kadar wiki okuyor herkes. Yani gece 3'e kadar ama şey okumuyor yani. Game of Thrones okumuyor. Yani onu belki akşam 8'de bırakır uyur. O yüzden bunun da bir araya not düşmek lazım yani. Bu lore artık Türkçe'ye nasıl çevirelim bu lore'u? Bir dünyanın tasviri. Ben de denedim. Pek bir çevirisi yok lore'un. Bir dünyanın tasviri o dünyada geçen hikayeden daha ilginç bence. Kesinlikle öyle. Bu bir sonraki sorum aslında şeyle ilgili biraz. Old Shift X mevzusuyla ilgili. Mutlu musunuz Old Shift X mevzusundan? Yani tekrardan böyle bir bu şeye de bağlanıyor çünkü galiba. Böyle bir disown etme falan olayına da bağlanıyor. Ne oldu? Bir love hate ilişkisi mi oldu bir anda popülerleşince? Sonra tekrardan Bir kabulleniş mi oldu? Nasıl geçti o hikaye? Yok. Şu detayı netleştireyim. Disown etme olayı bu ünlü olmadan önce oldu. Ha, pardon. Çünkü dönüp bakınca hani işte gramer hataları var. Ya mesela çok küçük şeyler var. Sinir ediyor beni. Mesela binlerce yıl geçti diyor. Tamam mı? Ama galaksiden bahsediyorsunuz. Neyin yılı? Hangi gezegenin yılı kardeşim? Sinir oluyorum ya. 40 metre boyunda diyor. Ya niye metre olsun? Yani hani frame of reference, referans şey yok. Öyle küçük şeylere acayip tilt oluyordum. Ya resimlerde de böyle beğenmediğim ufak şeyler oluyordu. İşte insan kendi işini çok sevmez ya dönüp bakınca. O yüzden hani tamam bu böyle erken dönemde yaptığım böyle enteresan bir olaydı diye. O yüzden hafif böyle bir dizon ettim ama Alt Shift X'e patlayınca bu ilgiye çok sevindim. Sadece mesela kendi kanalımda benim de bir YouTube kanalım var. Hatta CM Kösemen diye herkes baksın. Abone olun lütfen. O çok mersi. Benim mesela videolarım şeyle ilgili mesela Uşak'taki 2000'li yılların başındaki Uşak'taki UFO olayıyla ilgili videom var. Ya da ne bileyim dünyanın bütün kurbağa türleri hakkında bir serim var. Ya da işte Büyük İskender hakkındaki efsanelerdeki canavarlar diye bir serim var. Şimdi böyle bir kanalda öyle bir olay olmaya başladı ki bir takım özel fanlarım böyle bambaşka kurbağa videosunun altına sizce işte gravital insanlık mıydı bilmem ne oldu mu falan ya. Çok sinir bozucu bir şey. Bana da yapıyorlar. Ya yok. Şimdi sinir olmuyorum da kibarca yanıtsız bırakıyorum. Bir de mesela All Tomorrow's'u yeniden yazıyorum. Hep ondan böyle plot reveal istiyorlar. Ha bu arada onları da arada veriyorum. Ama sadece Patreon'da. O yüzden ona da bir çağrıyı tekrarlayalım. Bu şekilde yani hani onun dışında ama hani şey diyemem hani böyle hay Allah kahretsin bugün de çok All Tomorrow's soru. Hayır abi yani çok memnunum. Çok mutlu etti beni. Ve hani imkanım olduğunca gerek Türkiye'den, gerek yurt dışından yazan, iletişime geçen herkesle konuşurum ve hep hiçbir mesajı yanıtsız bırakmamaya çalışırım. Fiziksel kitabın durumuyla ilgili soru var. Yani en sonunda alabilecek miyiz? Herkes çok merak ediyor bunu. Ben de çok merak ediyorum. Alabileceksiniz. Ya tabii o yazımı tamamlanınca bunun için benim bir kişisel işte yayın evi falan kurup Amazon'dan belki print on demand'le bastırmak falan. Hani bunun işte bir takım hukuki durumları da var işte şeyleri de var. Yani ama evet olacak. Yani ya self-published ya da belki bir büyük bir yayın evinin hani editorial olarak dokunmama şartıyla bu kitap çıkacak. Ya bir 1,5 sene daha verin arkadaşlar. Çünkü gerçekten güzel bir şey yapmaya çalışıyorum. Yakın ama yani. Yakın. Eli kulağında yani şu anda şeyleri yazıyorum. Bu leş yiyen bir ırk var işte. Birbirlerinin üzerine pisleyerek iletişim kuranlar falan. Şimdi onu yeniden yazıyorum da tabii her şey. Mesela işte insanların çok sevdiği şey var işte. Katil, avcı insanlar var. Killer folk. Evet, yani o böyle kitapta 2 sayfa ama şimdiki kitapta şeyi A4'e dökünce 20 sayfa filan. Artı bir de resimler de olacak. Bir sürü yeni tür olacak. Bir de hani biraz yani kişisel kanaatlerim doğrultusunda hikayeyi de daha böyle ulvi noktalara bağlamaya çalışıyorum. Bekleyiniz. Güzel olacak ama. Beklediğinize değecek. Reddit, bilmiyorum bakıyor musunuz All Tomorrow's'a ilgili Reddit'teki yazılan şeylere ama İnternetin çoğu köşesinde şöyle bir rumor var, şöyle bir dedikodu var. Bunun gerçekten insanlığın geleceğiyle ilgili gelecekten gelmiş bir hikaye olduğuyla alakalı. Yani insana bunu gerçekten de buna inanan da bir kitle var. Ya ona şaşırıyorum çünkü yani kitaptaki bazı şeyler o kadar saçma ki yani ama çok takdir ediyorum. Yani demek ki hikayenin bir şeyini beğenmişler. Evet. Yani bazen okuyorum ama mesela böyle düşünen insanlar bir de bu benim ustam dediğim Olaf Stapledon'un eserlerini okusunlar. O zaman işte hani gerçekçi kitap nasıl yazılır onu görüyorsunuz. Ama o güzel benimsemenin arkasında biraz şey var. Yani oradaki türler ve hikayeler hani böyle çok fictitious bir şeye değil de daha temel içgüdülere dayanıyor yani işte hani hedonist bir ırk var. Hı hı. Biraz bence onun biraz da ergenlik ve büyümenin psikoseksüel travması ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani bedeniniz şekil değiştiriyor. Ölüm, yeni acılar ve yeni zevklerle yüzleşiyorsunuz. Ve hakikaten bilim kurgu gibi bedeniniz şekil değiştiriyor yani. Özellikle kadınlar için. Her yerden tüyler, kanlar, yağ, pislik, başka şeyler. Old Tomorrow's o ergenlik. Yani oradan da bir rezone ettiğini düşünüyorum. Peki şeylere bakıyor musunuz? Fan artlara. Mesela en son biz yayında da baktık. İnanılmaz 3D modellerini yapmışlar oradaki yaratıkların. Çok çok güzel, beğeniyorum ve bayılıyorum. Ve herkese de yani hani %90'ını görmüşümdür. Arada kaçanlar oluyor. Yani en böyle basit anime furry gibi olanından tut da işte en profesyonel 3D render'a kadar yani hepsini seviyorum ve gerçekten hani sizi tanımayan birinin vaktini ayırıp sizin karakterlerinize böyle hayat vermesi en büyük onur yani. Hiçbir parasal servet bu güzel duygunun yerine geçemez. O yüzden çok seviyorum ve görüyorum. Bu kitap tabii ki bayağı artık extended gibi olacak galiba. Bu türlere falan, hem yeni türler var diyorsunuz hem de bunların daha böyle yaşamları, mesela şeyi falan ben aşırı merak etmiştim. O bir noktadan sonra kendi tool'larını breedleyen bir tür var ya. Onlar tool breeders. Yunus adamlar diyorum ben ona kafamda. Tool breeders. Yunus'a biz onları görünce yayında böyle birden bir şey dedik. What? Nasıl yani? Hani nasıl? Chat delirdi falan birdenbire. Abi adam bunu nasıl düşünmüş olabilir, böyle bir şey? Tool breedleme muhabbetini. İnanılmaz. Peki şeye baktınız mı? Geçenlerde bir oyun çıktı. Ben de çok uzun zamandır merak ediyorum. Scorn diye bir oyun çıktı. Oyunlarla aranız nasıl? Ya şimdi ben hani aktif oyun oynamayı 2010 yılında Little Big Planet diye bir şey vardı. Kendi bölümlerini yapıyordunuz. Oradan sonra zaman sebebiyle bıraktım. Ama Scorn'u biliyorum. Bu H.R. Gigering'ini anlatan müthiş bir dünya yaratılmış. Ya eminim oynaması da zevklidir. Yani hani biraz oradaki o sensibility'yi, o hissiyatı biraz fazla hardcore buldum işte, böyle her delikten kan püskürüyor bilmem ne filan. Hani onun yerine mesela Giger'in dünyası biraz daha şairanedir çünkü ve aslında yani şey gibidir. Alien'ı tasarlayan H.R. Giger böyle biraz Salvador Dali ekolü sürrealistlerin altında yetişmiştir. Yani çok karanlık vizyonları vardır ama mesela Scorn'da biraz gore olayı bir tık fazla gibiydi. Ama o gezegeni, yani orayı gezmek, o evreni keşfetmek, ne oldu burada lan diye bakmak çok güzel bir his yaratıyordu. Yani 10 numara oyun. Bu arada galiba Zoom'da sınırlı bir süre zaman yapabiliyormuşuz. Zaman sınırı var. Bir tane daha açıp. Öyle oluyor mu? Tamam. Yani kapatalım, bir daha açalım. Tamam, sonra sen dikersin istediğin gibi. Tabii ben bilmiyorum çünkü Zoom'dan yapmadığım için daha önce. Okey, öyle oluyorsa sıkıntı yok, tamam. Evet. Ben onu gördüm de hiç tempoyu bozmadan ettim. Sor abi. Okey. Bir böyle Netflix serisi de gelecekte böyle bir dizi, film falan gibi bir şey olsa düşünür müsünüz? Düşünürüm ama kendi şartlarımla. Şimdi hatta ben size itiraf edeyim. Bu bir Netflix ve benzeri streaming platformlarına içerik üreten bir ajans bana bu ilk patladığında ulaştı. Evet. Bir iki gün baktım, reddettim. Çünkü benim dünyam. Yani bu benim IP diyorlar ya, intellectual property. Hı hı. Şimdi ben daha internette bedava dolaşan yani fan fiction'ın biraz vitaminlisi gibi bir eserim var. Şimdi onu olgunlaşmadan birine satarsanız o orada seni kunduna getirir. Yani işte mesela George Lucas'ın en büyük servetinin kaynaklarından biri Star Wars'un oyuncak lisansıdır. Evet. O yüzden ben bunu öyle bir noktaya getirmek istiyorum ki her şey %100 bana ait olsun. Ondan sonra konuşabiliriz. İdeal bir dünyada nedir? Studio Ghibli'ye veririm. Al abi, eti senin, kemiği benim derim. şey de yapmak istemiyorum. Yani böyle hani ona da çok lafım yok da böyle yani şimdi Love, Death and Robots ya da Black Mirror gibi yani 30 yıl sonra babamlar da bana izliyormuş dedirten bir şey olmasın isterim. İdeal şartlarda. Kalıcı yani hani, bir şey olsun. Yani daha böyle mesela zamansız. Kubrick gibi, Kubrick gibi, Studio Ghibli'nin eserleri gibi. Yani daha böyle var bir hayalimiz. Bakacağız. Evet. Şimdi izleyici sorularına geçiyorum. Bu ya özellikle bu arada şey açısından çok büyük bir ilham oldu. Çok fazla genç insan var ve bir şeyler yaratmak istiyorlar. Ve 2006 yılında çoktan hani böyle bir şey yaratmış ve bu konuda böyle global bir noktaya gelmiş. Özellikle de hani böyle bir try hard olmadan hani böyle hakikaten çok organik bir hikayesi var ya All Tomorrow's'un. Keşfediliyor ve bir noktadan sonra insanlar fanlar oluyor. Bu noktada çok basic, belki çok basic bir soru olacak ama çok merak ediyorlar. Yani bu sıkışmışlıkta, bu yaratıcılık sıkışmışlığında, bu imkansızlıkta gençlere ne söylemek istiyorsunuz bu açıdan? Yaratıcılıkla ilgili özellikle. Evet yani şöyle mesela benim bu eserleri ürettiğim dönemde yani tam günümüzde biraz çok grim dark bir modda Türkiye'de yine öyleydi ya. Yani düşünüyorsun sürekli bir kriz işte yani ekonomik olarak daha rahat yıllar gibiydi. Siyasi olarak yani Türkiye'de hani ben 84 doğumluyum. Krizsiz geçen bir yıl hatırlamıyorum. Mesela 90'lar çok idealize edilir. 90'larda kardeşim PKK terörü, işte Sivas olayları falan yani o da kötü. Şöyle yani bir teknik malzemeye çok takılmamaya çalışın. Şimdi All Tomorrow's'un bütün metinlerini ben bayağı bir üzerinde penguenler olan bir okul defterine yazdım. Sonra bilgisayara geçiriyorsun çatır çatır çatır. O şey. Orada da hataları yazarken bir daha temizlemiş oluyorsun. Hani yazı yazan biri için çok güzel bir tavsiyedir. Elle yazın sonra bilgisayara geçirin. O zaman kendinizi editlemiş de oluyorsunuz. İşte resimlerin hepsi kurşun kalem ve sulu boyadır. Yani low-tech malzeme kullanabilirsiniz. Tabii sonra bunları tarayıp şey etmek. Kendi projelerinizi yaparken bir şeye benzememeye çalışın. Yani en büyük tavsiyem odur. Ve hani dünya evet kötüydü. Şu anda çok şahane değil. Sizin kaçışınız bu olsun. Yani aslında onu teşviklemeli. Yani ben All Tomorrows'u hatta yazarken şöyle bir kişisel hayatımdan örnek vereyim. 99 depreminde babaannem öldü. Yani ne kadar tanıdık geliyor değil mi? Beat by beat neredeyse. Onun acısından dedemi kaybettik. Ondan sonra işte dayımı yani sürekli ölüm içinde bir hayat yaşıyorum o zaman. Sağ ol ya alışıyor insan. Tabii. Yani böyle işte orada aile ihlasları bilmem ne husumetler falan yani çok dark bir dönemdi benim için. Ama yani şöyle bir avantaj yaşadım. Ona da herkese arkadaşlar şimdi İngilizceyi çok iyi bilmeniz lazım. Dünyanın %70'inin anladığı dil Paştun dili olsaydı o zaman Paştunca derdim. Türkçe olsaydı Türkçe derdim. Çince olsaydı Çince derdim. Yani bu böyle mesela Cumhuriyet'in ilk yıllarında doğan uluslararası eğitimle yetişen ama hani kalbi ülkesinde olan çok şahane bir kuşak var. Bir eski diplomatların, şeylerin kuşağı. Yani onları örnek aldım kendime. Yani uluslararası kalitede iş yapacaksın abi. Türkiye'nin bilmem nesi olmayacaksın. Çünkü Türkiye'nin bilmem nesi zaten bilmem ne yurt dışında var. Sen örnek olacaksın, yapabilirsin. O yüzden de arkadaşlar çok şey, yani bilim kurguyla ilgilenmeseniz bile İngilizceyi çok iyi bilmeniz lazım. Ve hani bu dil kursu çok şahane kelimeler. Derdinizi anlatın, karşındakinin derdini anlayın. Bu iletişimi iyi bilmek lazım. Sonra ilmek ilmek adım adım benim için gerisi geldi. Tamam bir avantajım da eyvallah hani resim yeteneğim yani küçüklükten beri görsel bir güçlü olmuştu. Ama yani böyle yani dünya vatandaşı kendiniz de öyle besleyin. Yani okuduğunuz, günlük tükettiğiniz şeyler, bunların hepsi şey. Yani %45 şans, %55 demin dediğim şeyler diye düşünüyorum. Bir de yani hep de yani çok komik gelecek belki de, yani şükretmeyi bilin, mütevazi olun, ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Yani mesela ben bu All Tomorrow's'u ne gidip çayhanelerde falan yazardım yani. Param cebimde kalsın diye. Şimdi galiba zaman bitecek, o yüzden matravalı kesiyor. Tekrardan kayıta girdim. Merhabalar arkadaşlar. Evet. Şeylerden devam ediyoruz. Sorulardan devam ediyoruz. Buyur abicim. Bu Türkiye'de sıkışmışlık ve yaratıcılığa zaten çok güzel bir cevap verdiniz. Esasen bundan sonra gelecek ikinci soruya da cevap vermiş oldunuz. O zaman daha mı kolaydı hayal etmek? Bunu çok merak etmişler. Şimdi daha mı zordu, o zaman daha mı kolaydı falan gibisinden de. Yani şöyle bir, ona bir modifier ekleyeyim o zaman. Arkadaşlar o zaman sosyal medya yoktu, akıllı telefon yoktu. Akıllı telefonu ben, yani bu benim şahsi görüşüm, belki yanlıştır ama ben akıllı telefonu insanın özgüvenini ve ilgi kapsamını, işte attention span'ini yok eden bir insanlık suçu olarak görüyorum. O zaman konsantre olmak daha kolaydı. Yani mesela hani 2010 yılına kadar işte reklam ajanslarında çalışıyordum. Hala da çalışıyorum. Mesela gençler arasında araştırma yapardınız. En büyük sorunun ne derdi? Canım sıkılıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Niye? Zamanına sahipsin. Günümüzde gençlerin en büyük sorunu depresyon, kişilik bozuklukları, stres, anksiyete. Bu bir tesadüf değil. Yani insan nefsi bu kadar bilgiye, bu kadar erişime, bu kadar hızlı iletişime hazır değil. Bunda bence biraz hani baya bir teknoloji düşmanı olmak lazım. Ama bu benim kişisel görüşüm. İdare edebileceğinizi düşünüyorsanız okey. Ama mesela ben oturup 8 saat resim çizebilirdim. Niye? Akıllı telefonum yok. İnternette bilgisayar var ama o bilgisayar masasında. Bilgisayar masasına oturmazsan istediğin kadar resim çizersin. Değişen en büyük şey bu oldu bence ve bütün dünyada herkes, milyonlarca insan bu lanetin altında acı çekmekte. Sırf Türkiye'de değil. Yani Türkiye'de buna tabii şey de, hey dostum sesin çıkmıyor, neredesin, bizi sevmiyor musun yoksa falan, böyle şey de olurlar. Hatta bakın şimdi ben ekranda size en büyük reveal yapayım. İşte CM Kozemen'in Emektar Cep Telefonu. Aa muhteşem. Abi ne görüyorsun, bir tasvir et. Muhteşem. Bir tuğla. Bir tuğla. Evet. Akıllı olmayan cep telefonu. Ya dediğim gibi bu belki benim biraz kendi eksantrikliğimdir ama bu kuşaklar arasında en büyük etkinin aslında bu olduğunu düşünüyorum. Bu peki bir şey diyeceğim. Zor olmuyor mu? Böyle eski akıllı telefon kullanmamak? Yo hatta daha kolay oluyor. Çünkü bir iş bitince bitmiş kalıyor. Daha az dedikodu, daha ya insanlar sabah uyanıyor. Gözünde çapak var abi, böyle gözünden saydam sarı sıvılar falan akıyor. Tabii suratın yağ, ter ve kıl içinde. İlk yaptığın şey kalkıp duşa girmek ya da yüzünü yıkamak olmalı. Ama yok. İlk yaptığın şey yani kahrolası bir şekilde doom scrolling yapıyorsun. Evet. Öyle başlayan günden ne hayır gelir? Bunu biraz düşünmek lazım. Yani dediğim gibi çok sert konuşmayı sevmem ama bu benim biraz böyle hani İngilizce derler it's a hill I'm willing to die on. Yani bu benim gerçekten evet, kavgamı vereceğim bir alandır. Yok ben şey noktasından buna ben de katılıyorum. Gerçekten çok fazla bilgi alışverişi var ve bence bunları nasıl proses edip bunları karakterimizin nasıl bir parçası haline getireceğimiz noktasına gelemedik daha. O sebeple çok fazla kişilik bozuklukları, alter egolar, işte bu alter egolara gerçekmişçesine bağlanma. Hatta ben bir Ursula Le Guin'in Yer Deniz kitabı ile ilgili bir video yapmıştım. Orada bundan bahsediyorum. Yani orada okudunuz mu? Yok, Ursula okumadım. Earthsea Chronicles ne yazık ki okumadım. Ya genelde Jungian psikolojide şey vardır ya, işte bu gölgeyi kabul etmek. Hani kendi karanlığını da kabul etmek gibi bir şey. Artık biz kendi karanlığımızı daha tanımadan Başkalarının karanlıklarını kendi karakterimiz olarak arketip olarak alıyoruz ve bunun üzerine bir şey inşa etmişiz gibi geliyor ama edemiyoruz. Sosyal medyanın aslında sıkıntılarından, aslında sosyal medya ve internet ve bununla birlikte gelen şeyler için yeterince olgun değiliz bence bazı noktalardan. Ben de böyle düşünüyorum yani. Yok yani şey gibi olacak bence, hani şimdi 70'li yıllara falan bakınca insanlar işte her yerde millet fosur sigara içiyor. Şimdi bence 2050'lerde de bakacaklar. Ulan bu 2020'lerde Hanzo'lar her yerde, telefon, yani bu kadar da görgüsüz olmaz ki kardeşim. Evet. Hatta bakın şöyle ilginç bir örnek vereyim. Yani şimdi bu bir hani bir tanıdık diyelim. Bir ameliyat geçiriyor. İşte herkes refakatçi, el pençe divan dikilmiş durumda. Ya kız da okumak istediği bir kitap var. Onu getirmiş. Aa diyor. Niye kitap okuyorsun? Hasta var burada. Kapattırıyorlar kitabı. Herkes smartphone'una bakmaya devam ediyor. Hasta olan kişi de dahil. Ya bu kadar distopyum bir şey olur mu ya? Böyle bir rezillik olur mu ya? Gerçekten. Biraz şey durum var mı? Ben mesela şeyi okuduktan sonra, ilk okuduğumda böyle çok şey demiştim. Vay be, yani buna katılmıyorum ama haklı olduğu çok fazla nokta var. Bu Ted Kaczynski'nin Industrial Society and Its Future. Değil mi? Yani orada bir böyle şey renti vardır ya başına. Ya bu solcular da aslında şöyle falan diye böyle bir girer ya. Hani o noktalarda katılmadığım şeyler var mesela. Ama böyle totale baktığım zaman diyorum ki ya okey, hani he's on to something. Hani bir noktada MK Ultra bir takım tabii ki de düşmanlaştırmış topluma karşı adamı doğal olarak. Öte yandan ama evet, Industrial Society and its Future'ın gerçekten de valid şeyleri var, noktaları var bence yani. Var. Hatta ben hani şey de onun biraz daha based versiyonu Lewis Mumford diye, işte Mumford diye yazılıyor. Türkçe çevirileri de var. Bir tane mimari eleştirmen. O da işte benzeri şeyler diyor. Yani hani makineler tarafından tasarlanan hayatlar canlılara iyi gelmez diyor. Yani evet. Bunu saatlerce konuşuruz. İstersen bir sonraki soruya geçelim o yüzden. Evet ya, bu çok uzun bir konu gerçekten de. Bir sonraki sorumuz çok basit. Şimdi neler yapıyorsunuz? Abi şimdi mesela günüm benim işte 4-5 parça olarak geçiyor. İşte All Tomorrow's'u yazdığım bir saat oluyor. Sonra Snayat diye başka bir, işte başka gezegende hayat diye bir projem daha var. Ona da çizim yaptığım bir saat oluyor. İmkanlara göre bir saat ya da daha fazla. Hani aynı zamanda ben galeri ressamıyım. Hani böyle büyük tuvallere falan çalıştığım oluyor. Kalan zamanda ev işleri ve günlük para kazandığım reklamcılık, PR şirketleri için çalışmalar. Öyle iki ters bir düz gidiyoruz. Peki. Şeyle ilgili çok merak ediliyor. Q ile ilgili bir soru gelecek şimdi. Q tam olarak yani sadece aşırı evrimleşmiş bir tür mü? Yoksa böyle bir uhrevi bir durum var mı Q ile alakalı olarak? Şimdi ben buna ne kadar şey vereyim? Valla şimdi ne desem şey, yani ilk okuduğunuz, şimdi şeyi anlatayım. Şeyi netleştirelim. Hani insanların şu an okuduğu Old Tomorrow's'da gerçekten aşırı gelişmiş bir tür ve hani mesela kafeye gidiyorsunuz, hamam böceği çıkıyor, onu eziyorsunuz ya, hamam böceği belki der ki işte Tanrı beni niye ezdi, ama halbuki oradaki sen kafaya gelmişsin, ama o kavram onda yok yani. Onun normal akıllı türleri işte çok o kadar gelişmiş farklı şeyleri var ki bir doğal felaket gibi. Aslında ben o yani Ku ırkının ortaya çıkış şeyini anlatayım. Bir sürü saçma sapan garip. Ku mu? Ben Q diyordum. Ku mu? Valla ben Ku diyorum. Hatta yeni kitapta Kuhanim, yani böyle biraz İbranice çoğul intonasyonuyla hani serafim Evet, ya da melek işte gibi. Diğer... Ben de onu diyecektim. Çünkü kuyu gördüğümüzde ilk illüstrasyon hakikaten bir melek yani. Adeta evet. Yani. Ya hatta yani böyle biraz hafif uhrevi bir tipi olsun istedim işte o şeyde Da Vinci, Vitruvius adamının kullanılması falan. Ama yani temelde bu bir plot device'tı. Niye? Çünkü bir sürü garip insan var işte. İşte düşük ya, ince adamlar, şişko adamlar, ezik adamlar, uzun adamlar falan böyle. Hani böyle diye bakıyorsunuz. Hani bunları bir araya bağlayacak bir şey olması lazım. Şimdi normal şartlarda kimse gidip işte hani galakside koloni kursa bile böyle yaşanmaz yerlere kurmaz. O zaman bir plot device lazım. O da buydu. Yani hani biz nasıl işte kurtu evcilleştirip yani uluyan kurttan şişko kataraklı pug yaratan insan aynı şeyi biri ona yapıyor. Böyle bir plot device'tı. Ama tabii şimdi ikinci All Tomorrow's'da ortalık biraz daha farklı yönlere gidiyor. Hatta ben sizin okurlarınız için bir plot reveal yapayım. Bireylerle bütünün, canlı ile makinanın, alet ile aleti tutan elin arasındaki bütün farkların ortadan kalktığı ve gerekirse biri gerekirse öteki olarak istediği gibi var olabilen, hatta süperempoze bir şekilde yaşayan, hem hive mind hem değil. Bu tür bir korkunç bir bütünlük. Bakalım ne olacak? Bu kadar verebiliyorum. Evet. Okay. Ama bunu da ilk sizin dinleyicileriniz duydu. Süper. Okey. Devam sorum yine alakalı. Uzaylıların bu malevolent olmayan, çok gelişmiş olan varlıkların malevolent, kötü olma durumu var mı? Yani hani böyle mi bakarsınız mesela? Ben genel olarak baktığım zaman çünkü insan ve dünya dışı gelişmiş varlık karşılaşmasını şey gibi görüyorum. Amerikalıların yerlerle karşılaşması Cortez gibi. Hep öyle görürüm ben yani. Hani ve şeyin de çok büyük bir savunucusuyum. Yani böyle bir karşılaşma kesinlikle bizim işimize gelmeyecektir. Birisi gelip bize şey demeyecektir. Hayır, atom bombası atmayın çocuklar. Bakın biz size sonsuz enerji... Bence böyle olmayacaktır. Aa, bunların ne kadar güzel bir gezegeni var. Mahvediyorlar bu gezegeni. Öldürelim bunları. Olacaktır gibi geliyor bana. Siz nasıl bakarsınız? Ya ben de hani temel hatlarla öyle düşünüyorum ama hani böyle hani %100 real talk düşüncemde bana şey gibi geliyor yani hani tanıyamayacağımız akıllı tür formülasyonları olabilir. Mesela işte evrende dark matter diye bir şey var ya. Evet. Yani belki o böyle femtotek, aşırı yüksek teknoloji ürünü, karınca kolonisi gibi kendi şuuru olan bir şeydir. Ha, böyle bir şeyin yani dünya gibi gezegenlerle işi bile olmaz. Hani dünya dışı bilinç böyle de olabilir. Şimdi mesela dünyadaki canlılara bakıyoruz. İşte hani balinalar, şempanzeler bunlar uzun süredir biliniyordu ama mesela çok tırnak içinde basit zannedilen hayvanların yani neredeyse kertenkelelerin falan bile çok sofistike davranışları var. İşte oyun oynuyorlar, sosyal ilişkileri var falan. Bana kişisel olarak şöyle geliyor. Yani canlı olan bütün her şey, bitkiler bile sentient, self-aware. Yani o böyle Cartesian makina işte hani o Pavlovian refleks şey var ya o bir illüzyon sadece. Bütün canlılar aslında bir birey. İşte biz onlara korkunç şeyler yapıyoruz. Onlar da birbirlerine korkunç şeyler yapıyor. O yüzden muadilimiz bir akıllı tür görsek onlar da herhalde bize korkunç şeyler yapar. Biz de onlara korkunç şeyler yapabiliriz. Yani o District 9 filminde gördüğümüz gibi. Yani çok dağılmadıysam şöyle de bitirmek gerekiyor. Şey bana çok zor olacakmış gibi geliyor ya. Yani bir takım üniter varlıklar var, birey olan varlıklar var. Bir gemiye biniyorlar, kapıyı kapatıp uçuyorlar A noktasına. Bu böyle ya sanki uzayın ölçeğinde o oyun öyle oynanmazmış gibi geliyor ya. Evet. Bir de zaman algılama muhabbeti falan da var. 3 boyut, 4 boyut yani. Biz lineer algılıyoruz zamanı ama spiral olarak yukarıdan baktığımızda adamın bize ne işi olsun yani esasen. Hayır ya da işi oluyordur da biz onun adam olduğunu bile fark etmiyoruz. Tabii. Yani tabii. Çünkü de hani böyle gerçek astronomi okuyanlar, yani bullshit olmayanı, astroloji değil, astronomi okuyanlar, yani gökyüzünde gözlenen süreçlerin büyük çoğunluğu şu anda temelleri açıklanamıyor. İşte gamma ray burst diye bir şey var. Evet. Böyle galaksinin yerçekimi dalgaları falan. Yani onu geçtim. Bir de mesela bizim şu anki teorilerimizin açıklayamayacağı karmaşık şeyler olabilir. Belki onları şu an görmüyoruz. Tabii. Ya buna en güzel örnek şeydir benim mesela. Bilim tarihinde flogiston diye bir şey var. PHLO-Giston diye bir şey var. Bu oksijen ve yanma fenomeninin şeyi bilinmeden önce böyle bir flogiston teorisi ortaya çıkıyor işte. Hani ateş sağlayan temel bir parçacık türü var. Hani yanmayı şey olarak anlamıyor bilim adamları birkaç yüzyıl önce. Yanmayı oksidizasyon olarak anlamıyor. Onu yine diyorlar ki işte evren bazı maddelerin bazı yerleri flogistonla işte sen onu ısıtınca o açığa çıkar falan. Her yerde işte flogiston. Sonra bakıyor öyle bir şey yok. Bütün teori bambaşkaymış. Bir benzer işte şey var. Işığın doğası anlatılmadan önce uzay boşluğu luminiferous ether diye bir teori var. Yani nasıl su dalgası yürüyor ya. Hı. Bir latte olur abi ya. Suda su dalgası yürüyor ya. Boşlukta da ışık dalgasının yürüneceği bir madde mi artık bir şey düşünüyorlar. İşte luminiferous ether. Hatta bunun böyle density'lerini falan ölçtüklerini zannediyorlar insanlar. Ama bakıyorlar aslında o vakum ve ışık başka bir şekilde ilerliyormuş. Bütün yani teori de değil. Bütün bakış çerçevesi çöpe gidiyor. Şimdi bence hani bunun 2-3 basamak ötesinde gerçeklikler de olabilir. Ve ki vardır da yani. O zaman işte bizim fark etmediğimiz, bizim noise sandığımız sinyaller geliyor olabilir. Wow signali gibi. Hayır, sırf gerçek sinyal de değil. Yani böyle... Ha, okey, başka türlü. Okey. Yani mesela şimdi günümüzde bilim hep şey olarak bakıyor ya, çoğaltılabilir fenomenler olarak bakıyor. Ama belki yani fenomenlerin birbirinin yanında olmasının da olaya getirdiği başka boyutlar vardır. Peki. Yani çok çok garip yerlere gider bu. Yani ben bunları sabaha kadar konuşurum. Çok takıntılı olduğum konular. Hatta ben biraz bu şeyde objektif gerçeklik ve sosyal medya ile birlikte objektif gerçekliğin bu bubble'ın parçalanarak küçük gerçeklikler halinde esas bizim sonumuzun o şekilde geleceğine dair de konuşmak isterim. Uzun da o kadar zamanımız yok. O yüzden son 2 sorumu da sorup bitirme niyetindeyim ben. Tamam. Zaten tamam bu şeyinde de sizin de çok vaktinizi almayayım. Ama ben mutlaka... Ben şöyle bir parantez açayım. Bu önümüzde Mayıs ayının sonu, Haziran ayının başı, bir hafta sonu ben senin misafirin olayım. Beraber istediğin kadar saatlerce şey kaydedelim. Eğer sana müsait olursa. Çok isterim. İnanılmaz isterim. Tamam. Çok isterim. Çok güzel olur. Harika olur. Yani şahsen de güzel anlaşırız. Çok hoş olur. Evet. Abi. Ben de çok istedim onu şu anda çünkü yani. Okey abicim. Çok bir sorum var. Dünya dışı yaşama inanıyor musunuz? İnanıyorsunuz herhalde. Ben yani bu bence zaten inanma mevzusu değil. Var yani en de sonunda. Yani kesinlikle var. Ama bence güneş sisteminde de var. Yani Mars'ta kül gibi şeyler olur. Yani, Avrupa'ya gideceğiz işte. Avrupa'da mikrobakteriyel şeyler tabii. Onlar da olabilir. Ya böyle işte iribaş gibi kımıldayan bir takım sümüksü saçma sapan öyle de olur. Ve öyle ordinary olacaktır. Evet. Ama benim şahsi görüşüm bütün canlılar sentient olduğunu idrak ettiğim için yani sentient hayat da olacaktır ama işte kımıldanan iribaş gibi bir takım iğrenç işte böyle yılansı sıçansı yani onlar da canlı, onlar da birey, o da okey. Kesinlikle yani hani hani itikadi olarak söylemiyorum ama inanç meselesi değil bu. Obvious evet. Yani. Ama daha mundane çıkacaktır değil mi? Yani biz bir gün çok, gerçekten çok, de çok daha mundane çıkacak işte yani hani şöyle bir pop kültür inancı var işte uzaylıları saklıyorlar. Çünkü işte öğrense dünyada panik çıkar. Yok yani hani tamam belki hani böyle bir dünyada sahnelerin arkasında bir akıllı tür falan o belki panik yaratır da hani dünya dışında gezegenlerde yaşam bulunsa şöyle bir 6 ay konuşulur. Ondan sonra işte Discovery Channel gibi bir şey işte yani. Ya dünyada o kadar manyak yaşam formları var ki önünde böyle insanın secde edesi gelir. Aa, ama ne oldu? İşte Discovery Channel'da mır mır. Yani o böyle bir insanların en inanılmaz şeyleri bile böyle bir banalleştirme yeteneği var. Toplumun ve evet. insanların yani hem hayranlık uyandırıcı hem korkunç. Evet. Ya ben de şey düşünmüyorum. Birdenbire bir sabah uyanacağız televizyonlarda Arrival geldiler falan gibi bir şey olmayacaktır bu yani. Oh my god! Yani aynen. Aynen. Böyle ben de sanmıyorum. Çok mundane bir şekilde alışa. Aa evet dünya dışı yaşam da demek ki böyle bir şeymiş gibi olacaktır büyük ihtimalle. Şey olsa biraz karışır. Yani böyle 1947'den beri aslında bir tane planetary governor var. Biz ona aslında çalışıyoruz. Öyle bir şey olsa işin rengi değişebilir. Ama dediğim gibi hani böyle bir yerde işte hayvanımsı yaşam bulundu. So what? Yani. Tabii. Öyle bir şey olsa tabii daha iyi olur. Biz keşke böyle bir takım federasyona dahil olsak da meğerse bilmiyormuşuz falan gibi. Olsa belki daha hayırlı olur bizim için. Ama sanmıyorum. Böyle bir şey. Ya bilmem ki şimdi. İşte çok komplike şeyler onlar ya. Evet. Son soruma geçip bu güzel tatlı sohbeti bitireceğim. Ama sizinle daha uzun bir şeyin sözünü aldım sizden. Tamam. Son dönemde bu çıkan şeylerle ilgili bu UAP'ler işte bu Pentagon'daki görüntü çıktı biliyorsunuz. Tik Tak'lar, evet. Tik Tak muhabbet falan filan. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çünkü bu aslında biraz olay oldu. Çünkü bir taraf diyor ki yok abi böyle bir şey. Bu tekrardan bir Amerikan hoax'u. Bir tarafta diyor ki abi hayır disclosure'a hazırlanın falan diyorlar. Ben şahsen iki tarafında magazin olduğunu düşünüyorum ama sizi de merak ediyorum fikrinizi. Yani ne güzel bir tesadüf ki tam yani bu hafta otobüste okuduğum kitap şudur. Ya inanılmaz ya. Open Skies, Closed Minds, Nick Pope'tan şu anda onun kitabını gösteriyorum. Evet. Ve bunu Ankara'da bir sahafın derinliklerinde buldum. Yani o yüzden Türkiye'de kaliteli İngilizce kitap bulmak da sahafa giderseniz çok mümkün. Ve şimdi şöyle bir çerçeveye almak lazım. Hava savunma şeyi için şimdi yani bu işte dünyada yine Çin, Rusya bir sürü şeyler var. Artı şimdi mesela hipersonik silahlar falan var. O yüzden bütün dünya askeriyeleri ve devletler aşırı yüksek hızlı füzelere, silahlara karşı kendilerini hazırlıyorlar. Yani bunun için yapılması gerekenlerden biri de bu bilinmeyen temasları yani işte radarın gördüğü çok hızlı giden nesnelerin falan araştırılması. Yani bunlar tamamen aslında çok sıkıcı ama büyük paralar dönen devlet işleri. Şimdi bu Nick Pope'un kitabında da Nick Pope 90'lı yıllarda İngiltere'de UFO raporlarını takip eden bir hava kuvvetleri dairesinde çalışıyor. Bir bürokrat ve bürokrasi hikayeleriyle dolu. Oradan işte UFO, İngiltere'deki UFO fenomenine, UFO olaylarına bağlanıyor. Şimdi günümüzde de böyle bir şey belli ki devam ediyor bütün devletlerde, bütün işte güvenlik şirketlerinde. Çünkü yani şöyle bir şey var yani sesin 3 katı hızlı uçan drone yapılabilir. Onunla işte sizin filonuz hedef alınabilir şey yani fiziksel bir ihtiyaç bu. Bu Tik Tak'lar filan da bu tür çalışmalarda fotoğraflandı ya da filme alındı. İşte UAP diyorlar. Çünkü UFO'nun o sensasyonalist evet. şeyinden kaçıyorlar. Hani o zaman da böyle bir başka bir akronim şey diyorlar. Bu UAP denmesinin sebebi bu UFO'nun sensasyonalist şeyinden ayrışmak. Bir de işte istihbarat ajansları böyle akronimleri çok sever. Ya ben şey düşünüyorum. Yani gerçekten bir şeyi filme almışlar. Orada açıklanamayan bir fenomen var. Evet. Çok garip atmosfer olayları var. İşte ball lightning diye bir şey var. Electrostatic charge. Evet, ball lightning. Evet. Ya bu böyle şey olabilir. Yani doğal olarak oluşan bir plazma hareketi olabilir. Yani belki yani çok uzak bir ihtimal ama belki şeydir. Yani plazma halinde var olan ama bakteri seviyesinde akılsız canlılar olabilir. Atmosferde yaşayan. Belki de gerçekten acayip bir şeydir. Yani o de mesela bunları debunk edenler de var. Mesela etmeye çalışanlar işte relatif hızdan öyle gözüküyor diyor filan falan. Yani şeye %100 inanıyorum ben. Yani inanıyorum diye biliyorum. Yani atmosferde kolayca açıklayamayacağımız çok hızlı hareket eden nesneler ihtiva eden bir takım olaylar var. Bu ball lightning olur, şu olur, bu olur. İşte böyle red sprites falan diye garip fenomenler de var. Böyle iyonosferde garip şeyler. Bunların ya bana çok daha böyle manyak bir gerçeklik var gibi geliyor bunların arkasında. Yani belki bir araca binmiş bir canlı varlık değildir de bir drone'dur belki. Başka bir yerden zaman gelen. Yolcusu olabilir. Zaman yolcusunun baktığı portal olabilir. Yani böyle çok başka şeyler de olabilir. Ama diyorum ki yani disclosure'a falan hazırlamıyorlar. Yani Pentagon'un trilyon dolarlarla ölçülen bütçeleri var. O bütçelerle yapılan bir güvenlik istihbarat operasyonu. Yani hani şey gibi demiyorum bunu, derin operasyon falan demiyorum. Ya adamlar gerçekten çok hızlı füzelere karşı dikkatli olmak zorunda. Böyle de bilinmeyen bir şey yakalamışlar. Bence yakalamaya devam edecekler. Daha garip şeyler de çıkacak. Ama şey çıkmayacak gibi geliyor bana. Evet işte bugün açıklıyoruz artık falan yani. Ama insan ona hep inanmak istiyor ya. Evet. Benim babamla bir muhabbetim vardır. İşte tam bu böyle işte 2000'lerin ortaları sıkıntılı dönemler işte bu böyle miras paylaşımları filan. İşte UFO ben de bir şeyler söyledim. Bu babam da demişti ki ya şu bir gün gelse de uzaylılar bu siktir boktan işlerle uğraşmayı kessek artık demişler. Ya insan aslında şeyin bitmesini istiyor ya. Gündelik saçma sapan uğraşlarının bitmesini istiyor ya. Değil mi? Yani hatta yani benim eşim de der yani böyle bir apokalips olsa da ilginç bir şey görsek şu kısa ömrümüzde der yani böyle. Pandemi de sanki biraz ona yaklaştık gibi oldu böyle. Pandemi de ona yaklaştık ve yani gerçekten ben size söyleyeyim onun böyle toplumsal ruh sağlığına olan etkisi belki mikrobiyal şeyinden falan daha fena oldu ya. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Bu 50 yıl 40 yıl sonra şey olacak yani. Aynen öyle. Yani intiharlar şey bence oradan bir şey de çıkabilir. Yani biraz konuyu dağıtıyoruz da ikinci bir 68 baharı ya da böyle hippilerin daha manyağı olan. Summer of Love falan gibi bir şey. Geçen onu biz de konuşuyorduk. Bizim de bir podcast'imiz var bunları konuştuğumuz. Summer of Love'dan bahsediyorduk biz de. İşte öyle gibi yani hani artık belki o kadar sert oldu ki bu sefer işte Summer of Fuck bla bla bir şeyler olabilir ama yani şey bilmiyorum yani işte yani sonuçta hani kapamak gerekirse gerçekten devasa ve tahmin edilemeyen, kontrol edilemeyen güçlerin eşiğinde, elinde savrulan bir grup zavallı insanız hepimiz. Teknoloji sayesinde bunun daha da farkına varıyoruz. Ya bundan günümüzde bizim yaşadığımız hayatlardan daha Lovecraftian, daha Stapledonian, daha Clarkian bir şey de olamaz. Yani o yüzden hayat gülerken ağlatmaya devam edecek. Bunun içinde de insanlar bu bizim ilgilendiğimiz konular gibi konulara ilgi göstererek o düşünce dağarcığının parantezini 2 cümle daha öteye götürmeye başarıyorlar. Hayatlarına daha renk katıyorlarsa o böyle birbirine tamah eden iğrenç agresif insan sürüsünün bir adım gerisinde durmayı başarabiliyorlarsa ne mutlu onlara. Ben çok teşekkür ediyorum bu kabul ettiğiniz için. Röportaj teklifimi vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkürler. Ne demek? Bir sonraki yayınımız senin stüdyondan olacak inşallah. Bir sonraki yayınımızda çok daha böyle artık özel konuları konuşmaya başlayabiliriz. Bugün biraz daha genel geçer oldu. Hem ben tanısın da istedim sizi, benim izleyicilerim. Hem de böyle çok, zaten çok yani benim için de All Tomorrow's'un yaratıcısıyla bu şekilde konuşmak hakikaten bir ayrıcalık da. Çok teşekkür ediyorum tekrardan zaman verip katıldığınız için. Kapatmadan söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Yani son olarak bir kez daha beni YouTube'dan, Instagram'dan takip edin. Web siteme bakın. Gerekirse Patreon'dan küçük bir sakal atın, ne mutlu bana. Onun dışında arkadaşlar enseyi karartmayın. Her çağda böyle dark zamanlar oldu. Hayat bir şekilde devam ediyor. Ve ilginiz olursa bana da yazabilirsiniz. Yani imkanım dahilinde herkese yanıt veriyorum. Hepinize güzel, mutlu günler diliyorum. Evet, ben de sevgili CM Kozman'a çok teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte olduğu için. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ben aşağıya bütün linkleri koyuyor olacağım. Hepinizi öpüyorum ve görüşürüz diyorum. Hoşça kalın.